Bölüm 11. İsa'nın Kudüs'e girişi. Kudüs'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacında bulunan Betfacı ile Beytanya'ya geldiklerinde İsa öğrencilerinden ikisini şu sözlerle köye gönderdi. Karşınızdaki köye gidin. Köye girer girmez üzerine daha hiç kimsenin binmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin. Biri size bunu niye yapıyorsunuz derse Rabbin ona ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Gittiler ve yol üzerinde bir evin sokak kapısının yanında bağlı buldukları sıpayı çözdüler. Orada duranlardan bazıları "Sıpayı ne diye çözüyorsunuz?" dediler. Öğrenciler İsa'nın kendilerine söylediklerini tekrarlayınca adamlar onları rahat bıraktı. Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa da sıpaya bindi. Birçokları giysilerini, bazıları da çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı. Hozana! Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Atamız Davud'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun. En yücelerde hozana. İsa Kudüs'e varınca tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Sonra vakit ilerlemiş olduğundan 12'lerle birlikte Beytanya'ya döndü. İncir ağacı lanetleniyor. Ertesi gün Beytanya'dan çıktıklarında İsa acıkmıştı. Uzakta yapraklanmış bir incir ağacı görünce üzerinde belki incir bulurum diye yaklaştı. Ağacın yanına vardığında yapraktan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. İsa ağaca "Artık senden hiç kimse bir daha meyve yemesin." dedi. Öğrencileri de bunu duydular. İsa satıcıları tapınaktan kovuyor. Oradan Kudüs'e geldiler. İsa tapınağa girerek oradaki satıcı ve alıcıları dışarı kovmaya başladı. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınak alanından geçmesine izin vermedi. Halka ders verirken şunları söyledi. Benim evime tüm ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mıdır? Ama siz burayı haydut inine çevirdiniz. Başkâhinler ve din bilginleri bunu duyunca İsa'yı yok etmek için bir yol aramaya başladılar. Ondan korkuyorlardı. Çünkü bütün halk onun öğretişine hayrandı. Akşam olunca İsa ile öğrencileri kentten ayrıldı. İncir ağacından alınacak ders. Sabah erkenden incir ağacının yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hatırlayan Petrus, "Rabbi bak, lanetlediğin incir ağacı kurumuş," dedi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerde olan babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. İsa'nın yetkisi. Yine Kudüs'e geldiler. İsa tapınakta gezinirken başkâhinler, din bilginleri ve ihtiyarlar onun yanına gelip "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bunları yapma yetkisini sana kim verdi?" diye sordular. İsa da onlara "Size bir soru soracağım," dedi. "Bana cevap verin.
Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mıydı? Cevap verin bana. Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. Tanrı'dan dersek, öyleyse ona niçin inanmadınız diyecek. Yok, eğer insanlardan dersek... Halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu. İsa'ya... Bilmiyoruz. ...diye cevap verdiler. İsa da onlara... Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim. ...dedi.